fatura. Bakın. Resmi fatura bunlar. Aralık ayı ve Kasım ayı. Çiğ süt fiyatlarında Aralık ayında 3 kuruş indirim yapıldı. Edirne Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Erken, Tarım KOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz'ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, süt fiyatlarında gerçekleşen 3 kuruşluk indirimin Aralık ayı faturalarına yansıtıldığını söyledi. Bölgemizde 1 lira 15 kuruş olan çiğ süt fiyatının %8 soğutma bedeliyle birlikte 1 lira 24 kuruşa yükseldiğini, ancak yapılan kesintiyle bu miktarın Aralık ayında 1 lira 21 kuruşa düşürüldüğünü belirten Erken, bunun da faturalara yansıtıldığını kaydetti. Birlik Başkanı Erken, Türkiye genelinde genel merkezimiz böyle bir karar almışsa biz de merkez birliğinin kararına uymak zorundayız dedi. Sütlerin 3 kuruş düşürülmesi konusunda Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir bölgesine mutlaka bir yazı göndermen gerekir. Biz o yazıya istinaden de bölgemizdeki sanayi, sütümüzü vermiş olduğumuz sanayicilere de bir aylık ileride hukuki bir sorun olmaması için protokol yapmamız gerekiyor dedik ve 14 tane firmamızla bu bir aylık protokolü yaptık arkadaşlar. Bakın bu yapmış olduğumuz protokollere istinaden de 4 ilçemizde toplantı yaptık. Sözü bahsi konu olan kooperatif başkanlarının haberi yok denmesine istinaden de 147 köyümüzün 145 tanesini bilgilendirmiştir. Buyurun. İmza karşılığı. İmza karşılığı. Ve her toplantıya da yönetim kurulları tamamen katılmıştır. Olsa olsa arkadaşların haberi olmamıştır. Neden olmamıştır? Çünkü Süt Üretici Birliği Ulusal Süt Konseyi'ne üye değildir. Aynı zamanda da Ulusal Süt Konseyi'nin toplantılarına bir kere gelmemiştir. Köy KOP Edirne Birliği Ulusal Süt Konseyi'ne de yıllık aidatını çatır çatır ödemektedir. Böyle Sayın Genel Başkanımızı kapalı kapılar arkasında süt pazarlanıyor diye itham ediliyorsa, bunlar da kendi merkez birliklerinden bizim gibi yazı alıp, bizim gibi protokol yapıp sütlerin 1 lira 15 kuruş olarak üreticiye verilmesi için hem siyasetçi olarak hem de kurumsal yönetimi olarak katkı yaparlarsa yine şapka çıkarız diyorum.